Thank you for your welcome. Um, uh, the first time that I spoke with the uh, director Mario was in uh, at the beginning of January. And he said to me that everyone wants me here, and this was very important. After that, I spoke with uh, Edin, and he, he explained to me uh, everything about uh, Fenerbahce's world. And after that, uh, I think that uh, is th this is my uh, best option, and my choice, because uh, I want to to finish my career with uh, more titles. And I think uh, here is uh, is possible. And also, uh, I think is uh, Super League is a good uh, a good league. Uh, they everyone knows the, this league and how is the. how it's important the fight against, uh, galatasaray and, uh, and besiktas and also i i chose uh, fenerbahce for uh, his fans because uh, they, are incredible. they are amazing. öncelikle teşekkür ediyorum sizlere İlk olarak şunu söyleyebilirim mario Branco ile bir görüşmemiz oldu ocakbaşı <coughs> ocak ayının başında ve sonrasında bu yaptığımız görüşmede herkesin beni ne kadar çok istediğini duymuş oldum. Ki bu benim açımdan gerçekten çok ama çok önemliydi. Sonrasında Edin Ceko ile bir görüşmem oldu. O da bana kulüple alakalı detaylı bilgiler verdi. Kulüple ilgili bana çok fazla bilgi verdi bu noktada. Sonrasında da benim açımdan buraya gelmek daha da kolay kolaylaştı ki Fenerbahçe benim için en iyi seçimdi. Çünkü ben kariyerimi şampiyonluklarla, kupalarla tamamlamak istiyorum. Burada da bunu başarabileceğimi düşündüğümden dolayı Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettim. Süper Lig iyi bir lig, herkesin bildiği bir lig. Fenerbahçe açısından da Galatasaray'a ve Beşiktaş'a karşı kazanılacak zaferlerin, kazanılacak kupaların nedenli, önemli olduğunda gayet iyi bir şekilde biliyordum. Tabii ki bunun yanı sıra taraftarlarla alakalı olarak da şunları söyleyebilirim. Fenerbahçe taraftarı gerçekten harika bir atmosfer yaratıyor ve hepsi gerçekten inanılmazlar. I think that this is most most important when two players speak about that that word, that things, that coach and wall. Uh, Fenerbahce award, uh, I think is the, the, the most important because he he knows, he knows what uh, what I want in, uh, I wanted in my in my last season in my last period of the of the season, and for me I think th this is the, this is important uh, to to speak with to to speak with him. Uh, and if I want to, if there 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 is an, an opportunity to speak uh, with a other player about uh, Fenerbahce, I can uh, uh, speak with him and uh, say this is the best uh, team in the in Turkey, and uh, I think that uh, you have everything to do uh, in the best ra in the best way your uh, your job and also the fun. Uh, uh, they are they are incredible. So uh, we we watched our our fans and uh, his and their their passion. And for me, it's the very very important for uh, in my career to to have on um, next to me the the fans like this. Açıkçası bu tip görüşmeler, bu tip konuşmalar çok ama çok önemlidir. Bu konular çok önem arz eder futbol içerisinde. Ee, aynı şekilde <laughs> ben buraya gelmeden önce de e, benim neler istediğimi, nasıl yaklaştığımı, futbola nasıl yaklaştığımı gayet iyi biliyordu insanlar. Dolayısıyla bu tip görüşmeler, tabii ki Edin'le yapmış olduğum görüşmeler de bunlar çok büyük önem arz ediyordu. Onunla konuştuk burasıyla alakalı olarak gelmeden önce biraz önce de ifade ettiğim gibi. Eğer böyle bir fırsat oluşursa ve benim fikrime başvururlarsa herhangi bir oyuncunun buraya gelme konusuyla alakalı olarak elbette ki ben de bu noktada yardımcı olurum, konuşurum. Burası açıkçası Türkiye'deki en iyi, en büyük camia. Fenerbahçe Türkiye'nin en iyi futbol takımı, en büyük camiası. Dolayısıyla elbette ki benim açımdan da bu şekilde bir yardım gösterebilmek, yardımcı olabilmek bu şekilde güzel bir vesile olurdu taraftarlar gerçekten burada harikalar onların tutkuları inanılmazlar Buraya gelmeden önce de onları izlemiştim ve takip etmiştim e, Dolayısıyla benim için buraya gel gelme noktasında onların bu tutkuları e, onların takımlarını e, ciddi anlamda yüksek bir biçimde desteklemeleri çok ama çok önemliydi I know that, uh, the our fans want to become uh, Champions in this year And this is very important after. Uh, the last years uh, when Fenerbahce wasn't wasn't competitive for the championship and we are here we are here for for that because we want to fight together uh, with the coach with the team with the, with our fans the presidents, director because our target is uh, to become champions but now uh, we need to 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 be whole united because uh, uh, the last the last uh, uh, period of the season is the most difficult because uh, sometimes uh, you can uh, lose uh, uh, important points like uh, like Sunday but now we we need to to transform this our hunger for uh, Wednesday draw into uh, into energy for the Wednesday match against uh, Bagashakir and and that's it, because we we can we can uh, uh, be uh, being a championship, a champion into uh, into this uh, this year, but uh, we we need to to be uh, together united because uh, uh, one plus one plus one is uh, not equal to two, but uh, make one bigger, and so. Like this we we can be we can be uh win the the league Çok iyi bir şekilde biliyorum ki taraftarlarımız gerçekten fazlasıyla şampiyonluğu istiyorlar. Özellikle son yıllara baktığımız zaman kazanılmayan şampiyonluklardan sonra bu sene elde edeceğimiz şampiyonluk camia için, taraftarlarımız için çok önemli. Bizler de bunun için buradayız. Buna yardımcı olabilmek için buradayız. Fenerbahçe'nin hedeflerine yardımcı olabilmek için buradayız. Elbette ki beraber, hep birlikte savaşıyoruz. Hocamız, takım arkadaşlarım, başkanımız, direktörümüz, herkes, tüm çalışanlar aynı hedef doğrultusunda çalışıyor ve elbette ki taraftarlarımızla beraber bütün camiamızın herkesin istediği şampiyonluğu elde etmek için çabalıyoruz. Hedefimiz bu yönde ama bunu başarabilmek adına çalışmamız gerekiyor ve en önemlisi birlikte olmamız gerekiyor. Beraber savaşabilmemiz gerekiyor. Puan kayıpları bu önemli süreçlerde olabilecek şeyler. Pazar günü iki puan kaybettik maalesef ama o sonuçtan sonra enerjimizi pozitife dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Bunu da Başakşehir maçıyla ortaya koymak durumundayız. O maçtan galibiyetle ayrılmak durumundayız. Şampiyon olabilmemiz için. Elbette ki şampiyonluğu elde edebiliriz ama yine söylüyorum. Bunu başarmak için beraber kalabilmemiz gerekiyor. 1 artı 1 her zaman 2 etmeyebilir. Daha fazlası da edebilir. Daha fazlasını da kazanabilirsiniz. Dolayısıyla hem ligi hem oynadığımız tüm kulvarlardaki kupaları kazanabiliriz yeter ki beraber olalım